inşallah ülkemizin. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Strateji Kurulu'nda konuştu. Kamuda çok ciddi tasarruf yapacaklarını belirtti. Enflasyonda yıl sonu beklentisini ise psikolojik sınır olarak açıkladı. %39 bizim için çok önemli dedi. Ticareti. Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, hükümetin şu anda odaklanması gereken ilk ve en önemli konu enflasyon olmalı dedi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı programa uyabilmesi için herkesin destek vermesi gerektiğine vurgu yaptı. Avantajlı olan ülkelerden bir tanesi kimdi? Türkiye'miz. Otomotiv Sanayi Derneği 2024'ün ilk 3 aylık verilerini açıkladı. Üretim geçen yılın aynı dönemine göre %3 artışla 377.070'e yükseldi. İhracat %5 tırmanışla 9,2 milyar dolara çıktı. Kapasite kullanım oranı %77 oldu. Enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkan gayrimenkul yatırımı, yüksek kredi faizleriyle birlikte bu özelliğini kaybetmeye başladı. Mart verilerine göre yıllık bazda konut fiyat artışları birçok şehirde tüfenin altında kaldı. En çok kazandıran ilk 3 il şöyle sıralandı. Hatay %84, Ordu %79, Muğla %78. Depremin vurduğu Hatay'da yeniden inşa süreci devam ediyor. Ancak sektörde sıkıntı yaşanıyor. Kalıp ustalarının yevmiyeleri 1500 lirayı buldu. İşçi sayısı ise yetersiz kaldı. Buraya gelip çalışın çağrısı yapıldı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre Borsa İstanbul'un yatırımcı sayısında hızlı bir düşüş yaşandı. Bir önceki haftaya göre 713.259 kişi azaldı. 8.455.678 seviyesinden 7.742.419'a indi.